avareyni beşer içinde, semeresiz bir hayatta diyor. Bak, eğer iman olmazsa şu hayat nedir? Semeresiz, netice vermez. İman ve ameli salih diyor olmazsa dünya hayatı semeresizdir. Adam çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Beş katlı bina yapıyor, oteller yapıyor, bina yapıyor ama ahirete faydası yok. Bak, semere yok. Ama öbür tarafta adam bina da yapıyor, bak evde yapıyor ama bir yandan ahiretine de çalışıyor. Bak, namazını kılar, haram yemez, rüşvet yemez, yolsuzluk yapmaz, kimsenin hakkına tecavüz etmez. Efendim, şeyin şeyhini odur ki ne kendi nefsine ne de başkasının hakkına, hukukuna tecavüz etmemektir. Bak, bak, İslamiyet budur diyor. Ne kendi nefsine zulmedeceksin ne de başkasına diyor zulmedeceksin. Bediüzzaman, hutbe-i şamiyede olması lazım. Ne kendi nefsine, kendi nefsi nedir? Mesela Cenab-ı Hakk'ın sana emanet olarak verdiği bu vücut libasına içki, kumar, zina, ahlaksızlık, bu gibi şeyler insanın kendi nefsine yaptığı zulümdür. Bir de gayrın diyor. Gayrın, yani başkasının da diyor nefsine zulmetmeyeceksin. O da nedir? İşte üçkağıtçılık, sahtekarlık, dümen, rüşvet, yolsuzluk, adam öldürmek, sahtekarlık, hırsızlık. Bu da başkasının efendim şeyine gasp etmektir. Bu da olmaz. Ne kendine zararın olacak diyor şey hutbe-i şamiyede, ne kendine zarar yapacaksın ne de başkasına zarar vereceksin. Ne kendine ne de başkasına. Anladık mı kardeşler? Demek ki şu semeresiz hayatta diyor, eğer iman yoksa, Allah'a iman devrede yoksa ne olur kardeşler? Semeresiz bir hayat. Ama iman ve ameli salih varsa işte o zaman ahirette semere veriyor. Ya. Semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bak, aciz ve miskin, fakir, gariban bir insan, bütün dünyanın, bak, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Kaç para eder? Soruyor bu kardeşler. Bütün dünyanın sultanı da olsa insan kaç para eder? Beş para etmez. Ama iman ve ameli salih ve dürüst bir insansa, yine Bediüzzaman Hazretleri bir yerde ne diyor biliyor musun kardeşler? Bak, aklıma geldi. Hutbe-i Şamiye'de geçiyor. En evvel bize lazım olan şey nedir? Cevap, doğruluk. Sonra yalan söylememek. Bak şimdi. En evvel bize lazım olan şey nedir? İmandan sonra diyor doğruluktur. Allah Allah. Bak, ne kadar önemli mesele bu doğruluk ya. Bak, doğruluk, sonra yalan söylememek. Bak, doğruluk ve yalan söylememek. Demek ki insan eğer doğruluktan saparsa, yalan söylerse, Allah muhafaza etsin, ahiretini de perişan etmiş olur. Allah muhafaza etsin. Bak, demek ki burada da öyle dedi. Bak, dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? Beş para etmez. Neden? Eğer iman